Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir de şöyle çok güzel bir karpuzun limonata yapacağız. Karpuzlarımızın dilimine göre arkadaşlar şöyle göstereceğim. Neredeyse 15 tane olacak şekilde bir dilimli karpuzumuz var. Bu neredeyse bir büyük karpuz dilimini tamamını yaparsanız da sizin için de olabilir. Ama dilim olarak derseniz 15 dilimlik bir karpuzumuz bulunuyor. Bir adet limon. Limonu da suyunu sıkıp kullanacağız. Süslemede nane ve servis yaparken de su yerine ben su eklemek istemiyorum yaptığım içeceğin içerisine buz ekleyeceğim. Buz eridikçe onun karışımını zaten sağlayacak. Çok pratik, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir limonata. Şimdi ilk olarak şöyle hemen makinenin içerisine önce karpuzumu ekleyeceğim. Karpuzumun önce arkadaşlar belli bir kısmını ekliyorum. Daha sonra yavaş yavaş diğer kalanını da ekleyeceğim. Limonatamı da hemen içerisine sıkmam gerekiyor. Bir adet limonunu da hemen alıyorum. İçerisine suyunu alacağım. Limon suyu kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü limonun kendi suyunun özü daha güzel oluyor limonata tarzı sunumlarda. Son bu yarımını da yaptıktan sonra hemen makineden çekeceğiz. Şu kısmı hemen temizleyelim. Limon suyumu da karpuzlarımın üzerine gelecek şekilde ekliyorum. Hemen makinemizi alıyorum. Şu kısmı bir tane çevirelim. Biraz videoda ses yapacağız ama çok kısa süreli olacak. Yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi karpuzlarımın geri kalan kısmını da ekliyorum. Ezildikten sonra makineden taşmasın diye genellikle yarı bir yarı bir ekliyorum. Hemen ekledikten sonra geri kalan kısmını da makineden geçeceğiz. Genellikle yaparken arkadaşlar böyle duraklaya duraklaya ezmenizi tavsiye ederim. Çünkü hem makineniz için özellikle bir de sert katı buz gibi şeyleri yapıyorsanız da daha dikkatli olun. Yavaş yavaş makinenizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten karpuz çok çabuk hemen püre haline gelebilen, ezilebilen bir besinimiz. Hemen bunları alayım. Makinenin iç kısmında bunu hemen kısmımızı da temizleyelim. Hemen bir süzgeç geçireceğim. Yaptığımız karışımı geçiyoruz. Hemen güzelce çekirdekleri olduğu için karpuzun mecburen süzgeçten mutlaka geçirmeniz gerekiyor. Bir tane de hemen kaşık alayım, devam edelim. Şöyle süzgecin üst kısmından da arkadaşlar tam özü çıksın diye şu kısımlardaki sular da geçsin diye kaşıkla üzerine hafif hafif karpuz tanelerimizi eziyoruz. Belki şöyle süzgecimizin alt kısmından suyu çıkmayana kadar bu işlemi mutlaka yapıyoruz. Arada kaşığımızı çevirip üzerine bastırıyoruz. Şöyle. Son bir iki tane kaldıktan sonra da tamamlanmış oluyor. Hemen bunu kenara alalım. Servis yapacağım bardaklarını hemen alıyorum. Şuradan bardaklarını alayım. İçerisine buz ekliyorum. Buzumu iki tane ekliyorum. Hemen yaptım. İçeceğimi hemen buzların üzerine gelecek şekilde ekliyorum. Aynı şekilde diğer bardağımı da. Biraz buzlar eriyeceği için bardağın üst kısmında biraz pay bırakıyorum. Çünkü buzlar mutlaka eriyecek ve içeceğin içerisine karışacak. Şimdi süslemede de şöyle kenarına yaş nanemi ekliyorum. Daha önce temizleyip böyle
Kenara bırakabilirsiniz. Alt kısmına arkadaşlar peçete ekleyip nanelerinizi uzun süre kullanabilirsiniz. Şöyle hatta iki tane yapalım. Süslemede yaş nane çok güzel oluyor. Özellikle içeceklerin. Genelde içine zaten içerken atıyoruz veya yiyoruz. Biraz kısa geldi. Şöyle uzun olan yapraklarımı alıyorum. Bardağımın kenarını hemen bırakıyorum. Aynı şekilde diğerini de şöyle iki kat yapıp ezdikten sonra da rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde hemen göstereyim. İçeceklerim hazırlanmış oluyor. Benden size tavsiye, mutlaka deneyin arkadaşlar. Hazır karpuzun da mevsimiyken rahat bir şekilde yapabileceğiniz karpuzlu limonata. Herkesin evinde malzemeleri de rahat bulunur. Mis gibi bir kokusu şu an buram buram geliyor. Sizin de yapabileceğiniz kolay bir içecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.